şimdi müsaadenizle. Efendim, Lamia Hanım eşiniz mi oluyor? Günün keyfini çıkar. Ali yapma. Ali, ne oluyor? Bir şey oldu, yok baba. Cem? Lamia. Ömer'in yanındaki kadın Lamia. Nasıl olur bu? Bu kızın ne işi var burada? Bilmiyorum ama burada. Allah kahretsin. Ali oğlum. Oğlum bak, sakin ol. Burası yeri değil. Lamia burada. Tamam, sakin ol. Olacak şey değil. Bak, burada olay istemiyorum Ali. Bu adam Abdülmecit ya da Mennan değil. Ali dur bir düşün. Bu iş de normal değil. Bu işin içinde başka bir iş var. Ali. Ya Cem, bırak kolumu. Tamam, tamam. Beniyim, beniyim. İç, ferahlarsın. Gördüğün gibi o da burada. Hiçbir şey olmamış gibi. Bilmiyordu Lamia. Senin burada olduğunu bilmiyor. O buraya senin için değil, benden iş alabilmek için geldi. İstersen getireyim onu buraya. Ayaklarına kapandırayım. Bütün ailesini getireyim, konuş onunla. Göreceksin ki senin için değil, iş için buradalar. Anla artık. Ali! 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 Ali vazgeç! Ali! Eve gidiyoruz. Yeter. Tamam, tamam. Nefes almak istiyorum. Tamam, yeter. Ağlama. O bu gözyaşlarına değmez. Sakin ol ve beni dinle. Sana söylemiştim Lamia. Hayat oyun oynamayı sever. Sen de buna eşlik et. Hayat sürprizlerle dolu. Şimdi güç de kudret de sende. Onu kullan. Ne yapmak istiyorsan yap. İstersen hemen buraya ayaklarının dibine getirtebilirsin. İstersen öldürebilirsin. Sen bilirsin. Ne pahasına olursa olsun gerçeği istiyorum. Onunla konuşmalıyım. Gerçeği öğrenmeliyim. Gerçeği elbette öğreneceksin. Seçim senin Lamia. Ama şimdi bekle. Onun yanına gitme. O beni bulur. Seni burada benim yanımda gördüğü için o da şaşkın. Bırak o gelsin. O zaman sana getiririm ve bunun hesabını sorarsın. Bunca insanın gözü üzerimizdeyken yanımda kal. Olman gereken yerdesin. Bana güven. Ali! Bu nasıl olabilir Cem? O burada. Benzetmedim değil mi? Hayır, benzetmedim. Ta kendisi. Of! Yeter artık Ali! Hadi eve gidiyoruz. Hayır baba. Bu durumu anlamadan hiçbir yere gitmem. Ali! Kız seni gördü ama kılını bile kıpırdatmadı. Sence de tuhaf değil mi bu? Tuhaf. Evet tuhaf. Bu durum nedir bilmiyorum ama anlama işini sonraya bırak ne olur. Bu gece burada bu kadar basın ve davetli arasında hiçbir şey öğrenemezsin. Ne oluyor sizin aileye? Ne bu telaş? Bilmemen daha iyi. Hem senin anlayamayacağın kadar da karışık. Ne o, şimdi de başkasının hayatını mı karıştırıyorsunuz? Tamam tamam, Ali ile konuşmam gerek. Saçmalama.
Hiç sırası değil. Hem konuşman durumu daha da kötüleştirir. Emin ol seni tekrar işe almazlar. Hadi gel seni oteline bırakayım. Sibel, seni burada görmesinler. Kimse görmeden çıkalım. Hayır Levent. Bugün konuşacağım onunla. 5 yılın çok büyük acılarla geçti. Bana artık sürgün hayatı yaşatamayacaksınız. Sizden hayatımı ve işimi geri istiyorum. Bu benim hakkım. Alacakaranlık kuşağı. Bugün beni delirtmek için mi buraya getirdiniz ha? Bunun ne işi var burada? Senin ne işin var burada? Oğlundan uzak dur. Onu rahat bırak. Onunla konuşmalıyım. Hem bu sizi hiç ilgilendirmez. Ne oldu Hikmet? Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de Sibel belası çıktı karşımıza. Aa, Sibel mi? Ne işi var Sibel'in burada? Bilmiyorum. Ali ile konuşmak istiyormuş. Bu kadar olayın üstüne bu da tuz biber oldu. Hangi yüzle konuşacakmış? Ne bileyim. Behzem hangi yüzle konuştu onu? Beş yılın ardından... onca şeyden sonra... seninle yan yana böyle sessizce durmak tuhaf bir duygu. Bunları söylemek için mi geldin? Ne istiyorsun? Sadece konuşmak. Konuşacak bir şeyim yok. Var Ali. Beni suçlamaktan vazgeç. Yok eğer cezaysa oğlumun mezarından 5 yıl uzak kalarak cezamı çektim zaten. Artık yeter. Kaçmasaydın Emre ölmeyecekti. Oğlum ölmeyecekti. Oğlumun ölümüne neden oldun. Ali, Ali o benim de oğlumdu. Kim canını öldürmek ister ki? Bir kazaydı. Beni suçlamaktan vazgeç. Benim kadar sen de suçlusun. Beni kovalıyordun, senin yüzünden kaza yaptım. Senin yüzünden hayatım mahvoldu. Benim hayatım mahvolmadı mı sanıyorsun? Ben acı çekmedim mi sanıyorsun? Ali, Emre gittiği günden beri etim acıyor. Her gün içim acıyor. Ben bir anneyim. O kazada neden kaçıyordun benden o zaman? Eve geldiğimde kimi saklıyordun? Boşver. Öğrenmek istemiyorum. Bilek Oteli'ndeyim. Benimle konuşmak istersen oradan bulursun. Hoşça kal. Hadi. Biraz daha iyisen gidelim artık. Hı? Thank you.
Lamia. Annenin mezarını buldum. Gerçekten mi? Nerede? Beni ona götürür müsün? Şimdi geç oldu. Yarın Ayşe ile beraber gidersin. Yeter Allah'ım, yeter! Dayanamıyorum artık. Bana ağır geliyor. Bana bir yol göster. Yoksa tükenip gideceğim. Ne olur bana güç ver Allah'ım. Yaşama yeniden dönmem için bana güç ver. Ne olur. Evli olduğun, kocan olduğun hiç mi aklına gelmiyor senin? Seninle uğraşmaktan işime konsantre olamıyorum. Sen benim karım olduğun kadar şirketimizin de bir elemanısın. Senden beklenen işler var. Ama seni biz ya alkollü araç kullanmaktan, karakollardan topluyoruz... ...ya da tek başına habersizce gittiğin tatillerden dönmeni bekliyoruz. Ben sadece ara sıra sorunlarımdan kaçmak için bir yerlere gidiyorum. Bunu bana haber vererek de yapabilirsin Sibel. Seni bulamıyorum ki. Çalışıyorum ben, çalışıyorum. Seninle biz bir yıllık evliyiz. Ve sen bunalımdasın. Sorunlarının sebeplerini de bilmiyorum. Bildiğim tek şey sen evlendiğin kadın değilsin. Ve bunu neyin düzelteceğini de bilmiyorum. Ali! Ben hamileyim. Efendim. Sibel, benim Levent. Otelin önündeyim. Odana çıkabilir miyim? Tamam. İçiyor musun? Eskisi kadar değil. Ne konuştunuz? Abimle ne konuştunuz? Korkma. Hiçbir şey anlatmadım. Senin gitmeni istiyor değil mi? Evet. Bence de... En hayırlısı bu olur. Levent. Senin yüzünden istifamı verdim. Beni götürecektin, vazgeçtin. Eğer şu an buradaysan, bunda en çok senin payın var. Benim buradan gitmemle her şey çözülecek mi? Kurduğumuz hayalleri düşün. Kurduğumuz hayallerin hepsi... Hepsi ta başından saçmaydı. Hepsi boştu Sibel. Yanlış bir yola girmiştik. Ama sen bana aşıktın. Yani öyle diyordun. Sen benim için evinden uzaklaştın. Abinle evlendim diye ailenden ayrıldın.
Bana bu kadar aşık olan bir adamın en azından bana sahip çıkacağını düşünmüştüm. Ama sen beni bir an önce uzaklaştırmak için elinden geleni yapıyorsun. Bunlar bana acı veriyor Levent. Geçmişi geri getiremezsin. Onun üstünden geçinmeyi bırak. Dünyamıza yeniden girip mahvetmeye kalkma. Buna izin vermem Sibel. İzin vermem. Şunu iyice kafana sok Levent. Buradan gitmeye hiç niyetim yok. Beni buradan uzaklaştırmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Döndüm. Yeniden hayatımı kurmak için geldim. Ezip geçtiğiniz hayatımı yeniden kazanmak için buradayım. Ve alacağım. Alacağım Levent. Sen de bütün ailen de bunu anlayın artık. Sen iyi misin? Ben de bilmiyorum Mirza. Bilmiyorum. Bu gittiğiniz yer, hani şeyhin partisi, kötü müydü? Lamia'yı gördüm orada. Şeyhin yanında. Lamia mı? Patron? Ne? Bacım orada mı? Ayşem orada mıydı patron? Orada mıydı? Ne olur bana söyle. Mirza sakin ol. Ne olur. Benim bacım yaşıyor mu? Bana ne olursun söyle, benim bacım yaşıyor mu? Mirza! Bilmiyorum. O yoktu orada. Lami Hanım? Lami Hanım, o bilmiyor muydu? Konuşamadım Mirza. Hemen yanımdaydı. Hemen yanımdaydı Lamia. Ama yanına gidip konuşamadım. Beni tanımamazlıktan geldim. Patron. Patron, sen gitseydin yanına. Gidemedim Mirza. Elim ayağım kilitlendi. Beni görünce Ömer'e daha çok yaklaştı sanki. Dünya başıma yıkıldı. Kendimi dışarı zor attım. Ağır geldi. Kafam karıştı. Anlayamadım. Bir de üstüne Sibel. Lamia Hanım şeyhin yanında. Allah Allah. Boş ver. Karma karışık Mirza. Patron. Ha? Gidelim. Alalım. Bacımı da alalım. Lamia Hanım'ı da kurtaralım. Ha? Orası elini kolunu sallayarak girebileceğin bir yer değil. Ömer'in dünyasına o kadar kolay giremezsin. Beklemekten başka çaremiz yok. Uyumak istiyorum Mirza.
Levent'i gördün mü? Dün gece eve gelmedi. Görmedim. En son dün gece partide gördüm. Sizinle birlikteydi. Baba, özür dilerim. Sizi, şirketi çok zor durumda bıraktım. Engel olamadığım bir süreç yaşıyorum. Nereye yürüdüğümü de bilmiyorum. Önceden plan yaparak yürütmediğim bir durum bu. Kontrol bende değil. Sanki ipin başkasının elinde de beni oynatıyorlar gibi. Çaresiz kalıyorum. Sıkma canını. Hayat bu. Olur böyle şeyler. Bazen çok acı deneyimler yaşayabilirsin. Ama önemli olan dönüp toparlanabilmektir. Endişe etme. Yeniden ailene, hayata, işe sarılabilirsin. Unutma ki her şey gelir geçer. Asıl olan insanın ailesi ve işidir. Bunları kaybetmemeye bak oğlum. Biliyorum. Oraya Ömer'le konuşmaya gittik. Ama bunu yapamadan döndük. Merak etme baba. Bir yolunu bulup onunla konuşacağım. Hem şirketi hem de ailemi bu sıkıntıdan kurtaracağım. Sibel Hanım, iyi bir eğitiminiz var. Fakat hep aile şirketinde çalışmışsınız. Bu bizim için yeterli bir tecrübe değil. Ama... Buraya kadar yorduk sizi. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Günaydın prenses. Neredeyse öğlen oldu. Günaydın. Sen de benim gibi bugün geç kalktın. Gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar sıkıntıdan yatakta döndüm durdum. Son birkaç saat dağılmış. Sıkıntılarını bu güzel günle at gitsin Lamia. Hafiflersin. Bu güzel gün sana da bana da iyi gelecek. Ne zaman gidiyorum anneme? Kahvaltıdan sonra istediğin zaman gidebilirsin. Umarım her şeyi atlatırsın Lamia. Bütün kötü günlerin geride kalır. Burada huzuru ve güveni bulursun. Mezarlıktan döndüğünde de güzel bir akşam yemeği yeriz ha? Hasan Bey geldi. Buyurun. Vay dostum Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Dostum bu hanımefendi Lamia. İnanılır şey değil. Kadere inanmamak mümkün değil. Prenses Lamia. Ne içersin? Viski. Kavlimiz buydu. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Yeni kitabım. Hı hı. Tahmin edersin ki bunu senin için yazdım. Senin eşsiz hikayenin esintileri var bu şiirlerde. Sen çok yaşayasın dostum. Bunu kutlamak şart oldu. Yeni yeni kitaplara dostum. Yeni yeni hikayelere. Yazdıkların, kelimelerin ruhumu terbiye ediyor. İnan ki sıkıldıkça senin kelimelerine sığınıyor. İzninizle ben hazırlanayım. Çöl bir kadın bedeniydi. Yazgımı ona sundum. Sürgün bir kalbin büyüsüne kandım. Bir çift dudağın mühürüyle kapandım. Babam seni sordu. Az önce görüştüm. Güzel kız. Bayağı güzel kız.
Sen kolay vazgeçmezsin. Kafandan neler geçiyor? Ne diyorsun Levent sabah sabah? Sen biliyorsun ne demek istediğimi. Biliyorum. Biliyorum da bu bir işe yaramıyor be Levent. Eyvah. Durum epey karışık anlaşılan. Karışık ya. Hayat oyununu oynuyor yine. Ne oldu abla? Keyfin yok. Dün kötü mü geçti? Akşam. Ali'yi gördüm. Ne diyorsun abla sen? İnanmıyorum. Evet Ayşe. Ben de inanmadım. Orada. Tam karşımda duruyordu. Mirza. Peki Mirza orada mıydı? Yoktu Ayşe. Gözüm Ali'den başkasını görmedi zaten. Alo. Evet. Buldun mu? Tamam. Söyle. Yazıyorum. Aha. 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 Tamam. Sağ ol. Ali Bey ne yaptı peki abla? Hiçbir şey. Hiç. Böyle bakındı durdu. Bir an yanına gideyim. Boynuna sarılayım dedim. Beni bırakma demek istedim. Ama yapamadım Ayşe. Buz kestim. Bana yaptıklarını, söylediklerini düşündüm. Çakıldım kaldım. Onca şeyden sonra beni çölde bırakıp kaçmasına inanasım gelmiyor. Üzülme abla. İnsanlar çiğ süt emmiştir. Ama Ali öyle değildi. Ben de Ali Bey'den hiç beklemezdim ama bak yapmış işte. Öyle deme Ayşe. Doğru değil mi abla? Bırakıp kaçmadı mı seni? Menen'in eline teslim etmedi mi? Bir bilsem Ayşe. Bir bilsem. Şu kafamdaki sorulardan bir kurtulsam. Bir rahatlasam. Hala onu görmek istiyor musun? Onu da bilmiyorum Ayşe. İçim öfkeyle dolu. Ama onu görürsem karşımda, yakınımda aşkıma yenik düşebilirim. Bundan korkuyorum. Abla, sen onu seviyorsun. Hadi birer kahve yapayım da içelim. Rahatlarsın. Tamam. Sonra gel de anneme gidelim. Annene mi? Annemin mezarına. Annenin mezarına mı? Buldunuz mu? Hı, buldum. Ömer Bey buldu. Demek ki dünyada insanlar tükenmemiş. Hele ben kahveleri yapıp geleyim, sonra hemen gideriz. Nereye Menan? Ya yeter artık. Canıma tak etti. Dışarı çıkacağım. Yapma ağabey. Ne demek yapma Şeyda? Ne demek yapma? Buraya tıktılar bizi. Sanki hapismişiz gibi.
Hep burnunun dikine gidersin. Bir gün olsun lafımızı dinlemezsin. Anne, gideceğim. Neden burada tutulduğumuzu bilmek istiyorum. Bunu kimden öğreneceksin bana? Kim sana niye burada olduğumuzu söyleyecek? Şeyhe çıkacağım. Şeyh de seni dinleyecek, öyle mi? Şeyda, bir de sen başlama. Şeyda doğru söylüyor. Şeyh seni dinlemez. Dinleseydi Abdülmecit Bey'i dinlerdi. Ama onun da pek bildiği bir şey yok ya. Ben gidiyorum. Ne olacaksa olsun artık. Öldürecekse de öldürsün. Yoksa söylesin neden burada tutulduğumuzu, burada hapis hayatı yaşadığımızı. Menon, otur oturduğun yerde, şimdi sırası değil. Ben gidiyorum. Onlar bize zarar veremez. Korkma. Burası Halep değil. Burası İstanbul. Ömer Bey'in evi. Ne o Menan? Şeytan görmüş gibisin. Ayşe. Ayşe burada. Ne Ayşe'si? Delirdin mi sen? Elinde bıçakla karşımda duruyordu. Bu ne demek baba? Ayşe burada ne yapıyor? Bizim dolaşamadığımız evde Ayşe nasıl dolaşıyor? Yok mu söyleyecek bir şeyin Abdülmecit Bey? Ya Lamia da buradaysa? Aklından çıktığı yok değil mi ondan körün? Baba, ya Lamia da buradaysa? İşte o zaman başımız belada demektir. Dostum, Lamia'dan bahsedince gözlerim parlıyor. Ne yalan söyleyeyim, evet. Onun ürkekliği bana gücümü anımsatıyor. Bana sabrı öğretiyor. İçimde yitirdiğim bir şeyler vardı. Lamia ile birlikte sanki çölde onları da bul. İçimdeki bir ses neyin varsa önüne sermesini söylüyor. Ama gel gör ki aklı da fikri de bende değil. Başkasında. Başkası? Umut işkenceyi arttırır Ömer. Bu işkenceye son vermelisin. Bu işkenceye son vermeliyim, evet. Özür dilerim. Evet. Efendim, tamam. Tamam mı? Asyalı inşaata ihtarname gönderdiler efendim. Bugün de ihtiyati tedbir kararı çıkacak. Kaç gün içinde biz... Bir gün. Sadece bir gün. Abla, anlattığın kadar güzelmiş İstanbul. İstanbul, güzeldir ya. Çok özlemişim. Bak, Ömer Bey annenin mezarını da buldu.
abla. Sence Ömer Bey, Menanları neden bizimle aynı evde tutuyor? Neden bir odaya kapatmış onları? Bilmiyorum. Ama bence amcam ve Menan Ömer Bey'in güvenini sarstı. O da onları yeniden terbiye etmek istiyor. Gücünü ispat ediyor. Seninle çok kritik işler yaptık Abdülmecid. Daha da yapacağız. Ama sen her şeyi tehlikeye atıyorsun. Suriye'de hiçbir şekilde dikkat çekmemen gerekiyordu. Ama sen ne yaptın? Tutup iki kızı çöle sürdün. Onları orada öldürmeye kalktın. Biri yeğenindi, biri de yanaşman. İkisi de senin kanatlarının altındaydı. Senin korumana muhtaçlardı. Sen ne yaptın Abdülmecid? Şeyhim... Sonra ne yaptın? Türkiye'deki bir iş adamına karşı olmadık işlere bulaştın. Umarım aynı hataları tekrarlamazsın. Kendi iyiliğin için. Şeyhim, bizi affet. Bilirsiniz, aile konuları hassasiyetimizdir. Sağlıklı düşünememiş olabiliriz. Tekrar güveninizi kazanabilmek için ben ve ailem emrinizdeyiz. Lakin... Bugün burada Menan Ayşe'yi gördü. Merak etmekteyiz şeyhim. Burada Halep'ten başka kimse var mı Ayşe dışında? Ya şuna açık açık Lamia da burada mı diye sorsanıza. Evet, Lamia da burada. Sana gelince Menan... Sen karşındaki güzelliğin farkına varamayacak, kıymetini bilemeyecek birisin. Lamia senin için çöle terk edilecek kadar değersizmiş. Menan, madem Lamia senin için bu kadar değersiz, sen de bu evde bundan sonra onun yüzüne bakmayacaksın. Onu gördüğünde gözlerini yere indireceksin. Tek kelime etmeyeceksin. Edersen, gerisini sen düşün. Şeyhim, bu bir ceza. Hayır. Bu sizin için ancak bir ödül. Yaşamı hak etmeniz için. Merhaba. Merhaba. Ben Nesrin Hanım'ı arıyorum. Nesrin Yamanoğlu. Nesrin mi o? Siz kimsiniz? Ben kızının bir arkadaşım. Buyurun. Ben bir sosis istiyorum. Hı hı. Ben de. Bol hardallı olsun. Tabii efendim. Siz? Ben salata alacağım. Akdeniz salatası. Yağsız olsun. Tamam. Ne? Manken olacak ya arkadaş. Tabii tabii. Müjdemi isterim güzelim. Ajans top model yarışması için seni düşünüyor. Ne? Ne ajansı? Yarışma mı? Dur dur sakin ol. Ben sana sormadan bir şey yaptım. Hani senin fotoğraflar vardı ya. Evet. Ben onları ajansa verdim. Ve yarışmaya seni göndermek istiyorlar. Ay! İnanamıyorum. Senden yadigar. Bir bu fotoğrafın kaldı Hatice. Ben kaç gece...
Kendimi öldürmek istedim sana kavuşabilmek için. Ama onu da beceremedim. Ben korktum yine Hatice. Hani sen öldürürlerken korktuğum gibi. Sen can çekişirken sindiğim gibi korktum yine. Korkuyorum. Ben özledim seni Hatice'm. Boncuk boncuk gözlerini özledim. Ellerini özledim. Bakışını özledim Hatice'm. Art nasıl olacak? Annemlere nasıl anlatacağım? En çok istediğim şey gerçekleşti. Canım heyecan yapma, olacak işte. Onları da çözersin. Oo, tiyatro provaları başlıyor bayanlar baylar. Yemek vakti değil, hadi hadi. Oo, tamamen unutmuşum. Hep ben toparlayacağım canım sizi. Hadi. Burası efendim. İşte o kazadan sonra arabada buldular onu. Hastaneye kaldırdılar. Çok uzun süre komada kaldı. Yoğun bakımda. Hiçbir şey hatırlamıyordu. Her şeyini yitirmişti. Her şeyini. Çok sevdiği kocasını. Göz bebeği kızını. İnsanı tutunacağı bir şey kalmazsa hayatta. Hayatından vazgeçer Ali Bey. Vazgeçer. Bir daha inanmak. Yeniden bağlanmak hayata güçtür. Çok güçtür. Nesrin de uzun zaman dönemedi hayata. Ölümü bekledi. Yaşamayı reddetti. O sıralar ben de eşimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Her gün gittim ziyaretine. Her gün. Ben de kaybetmiştim. Ben Nesrin'e tutundum. Beni ona götürür musunuz? Efendim, işlemler tamam. Sizin istediğiniz gibi ihtiyadi tedbir de çıkarttık. Bir gün içerisinde bütün mallarına el konulabilecek. Peki. Teşekkür ederim. Gelişmelerden beni haberdar et. Emredersiniz. Abdülmecid. Asyalı inşaata bugün avukatları yolladım. Senden devraldığım inşaatlardaki tazminatları karşılamak için. Artık bu işin bütün takibini bizim holdingler yapacak. Sen hiçbir şekilde Asyalı inşaatla kontak kurmayacaksın. Siz nasıl isterseniz şeyhim. Zaten benim olan her şey sizin değil mi? Sizden bir armağan değil mi? Dilediğiniz gibi kullanmak sizin hakkınız. Peki. Bugünkü raporları akşam Mennan'la gönderirsin. Hı hı. Biliyorum.
Bunlar senin için hafif şeyler Abdülmecid. Sen ağır işlerin adamısın. Ama şimdi cezalısın. İyi gidersen yakın zamanda seni büyük bir işe transfer edeceğim. Sana yeniden güvenmeye başladığım zaman tabii. Orta Doğu'ya gitmesi gereken mallar var. Ama şimdi bir süre raporlarla idare edeceksin. Fiziksel bir sorunu kalmadı. Ama psikolojisi hala iyi değil. Neden? Bu tip vakalarda hastanın sağlığı isteğinin gerçekleşmesine bağlıdır. Yani? Nesrin Hanım kızını kaybetmiş. Hafızasındaki her şey silinmiş. Görünen o ki onu bulmadan hiçbir şey düzelemeyecek. Kaybettiklerinizi geri getirebilir miyim bilmiyorum. Ama hepimiz acı çekiyoruz. Hepimiz. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yaptığım bütün hatalar için, kaybettikleriniz için özür dilerim. O kaza hepimizin hayatını mahvetti. Sizin kızınızı aldı. Benimse oğlum. Size kızınızı getirdim. Paramparça ettiğim her şeyi toplamak için geldim. Allah bunun için bana bir şans daha verdi. Thank you.
Hüseyin Bey, Asyalı inşaata gönderdiğiniz ihtarname ulaşmış mı? Ulaşmış olması lazım efendim. Hemen avukatı arayıp bilgi alıyorum. Tamam, bekliyorum. Cihan Holding'in avukatı gönderdi. Amca, ne diyor? Amca? Amca? Amca! 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 Çabuk ambulans çağırın. Tamam. Amca kendine gel. Efendim Levent. Söyle oğlum. Kötü bir şey oldu değil mi? Baban mı? Ne oldu Hikmet'e? Ne? Aman Allah'ım. Çabuk. Kalbi durdu. Hemen şok odası. Tamam efendim. Abi sen neredesin? Bir saattir arıyoruz. Ne oldu oğlum? Babam hastanede. Ne? Neden? Babam kalp krizi geçirdi. Annemi almaya geldim. Çabuk. Ne diyorsun sen oğlum? Hadi çabuk gel. Saçmalama. Cem, neden? Nasıl oldu? Şirket gidiyor Ali. Hisseler gidiyor. İhaleler gidiyor. Sanki biri düğmeye bastı. Ne diyorsun sen ya? Bugün Şeyh Ömer'in holdinginden ihtar geldi. Yarın şirkete el koyuyorlar. Şeyh'in holdingi mi? Ya nasıl olur? Neye dayanarak? Abdülmecit haklarını Ömer'e devretmiş. Biz de sözleşmeyi ihlal ettik. Böyle bir hakları var. Mahkeme kararı çıkartmışlar. Ya bu kadar çabuk mu? Bu kadar çabuk. Kanun onlardan yana. Lanet olsun. Amcam ihtarnameyi alınca kalbi dayanmadı. Anne. İçeride babana ne yapıyorlar? Geçecek anne, geçecek. Babam düştü. Bunların hepsi geçecek. Baba, Cem ne oldu? Anne, anne. 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 Cem. Çabuk doktor çağırın. Çabuk. Çabuk doktor çağır. Çabuk buraya doktor bakalım. Çağırın. Çabuk! Tamam, sakin. Yavaş. Tamam, sakin. Evet. Doktor? Durumu nasıl doktor bey? Hastanın durumu iyi. Kalbi çalıştırmayı başardık. Güçlü bir bünyesi var. Fakat bundan sonra çok dikkat etmeli. En ufak bir kriz ölümcül tamam, olabilir. Anneciğim, tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gel.
Buyurun Lamia Hanım. Ben bugün anneme gittim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Lütfen. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Annem. Onu bulmak benim için ne kadar önemliydi bilemezsiniz. Yıllardır sırf bunun için yaşadım. Annemi bulmak için. Anlıyorum. Gönül isterdi ki annenle seni sağ salim kavuşturalım. Ama maalesef o kadar güçlü değilim. En azından nerede olduğunu öğrendim. Bugün sanki elime dokundu. Onu hissettim. Ellerini ellerimde hissettim. Evet. Acı da olsa hakikati öğrenmek insanı rahatlatır. Aldanma, gerçeği görememek. Kötüdür Lamia, çok kötüdür. Gel. Efendim. Bugünün raporlarını getirdim. Aferin. Masaya koy. Efendim, başka bir isteğiniz var mı? Nasıl? İstanbul'u sevdin mi? Alışmaya çalışıyorum efendim. Alış, alış. Alışırken sevmeyi de unutma. Güzel şeyleri sevmeye alış. Sende de ailende de böyle bir kusur var. Güzel olanı sevmeyi beceremiyorsunuz. Sana Lamia'ya bakma yasağı getirdiğimi unutmuş gibisin. Unutmadım efendim. Yok yok. Unutmuş gibisin. Menna. Bir daha bakarsan gözlerini oyarım. Şimdi gidebilirsin. Bu iş Ömer tarafından yapılan kasti bir şeyse bunun devamı gelir. Ömer'in sana olan kini neden? Bilmiyorum. Bir kumar masasında karşılaştım onunla. Kaybettim. Ama o bir de oynamak istedi. Ben de reddettim. Kalktım. Belki ondandır. Ama bunu kafaya takacak kadar manyak olamaz herhalde. Olur mu olur? Ali... İyi hoş da şirket ne olacak? Nasıl baş edeceğiz bu adamlarla? Bilmiyorum. Ama bir şekilde ulaşıp konuşmam lazım o adamla. Onunla konuşacak çok şey var. Vallahi konuşsan iyi olur. Bu işlerin başımıza neden açıldığını düşünürsek. Levent! Ne? Yalan mı? Şimdi sırası mı? Bırak konuşsun Can. Haksız da sayılmaz. Bir an önce toplantı yapmalıyız. Yarın ilk iş yönetim kurulunu toplayalım. Lamia'nın annesini buldum. Yaşıyor mu? Yaşıyor Cem. Yaşıyor. Neredeymiş? Burada. Bir bakım evinde. Lamia'yı ona götürecek misin peki?
Şimdi sırası değil. Hele şu meseleleri bir halledelim. O da ayrı bir karmaşa. Ben babamlara gidiyorum. Orada şirketle ilgili raporlar falan var. Onlara bakarım bu gece. Giderken de Mirza'yı bir taksiye koyar, hastaneye gönderirim. Gece annemin yanında kalsın. Siz de gidin biraz uyuyun. Yarın çok işimiz var. Ben biraz daha kalayım Ali. Tamam. Levent sen de git. Mirza gelince ben de giderim. Doktor Hakan Soylu. Başhekimlikle bekleniyorsunuz. Hiç mi düşünmüyorsun beni? Hiç mi aklına gelmiyorum? Biraz olsun için acıyor mu? Kocaman bir yalansın sen. Yalan. Önce insan arasında ayağım takıldı, senin üzerine düştüm. O sabah, seher vaktinde, tam da atlamak üzereydi. Sonra göz göze geldik. Öylece kalıp. Zahmet etmeseydin abla. Afiyet olsun. Sana da afiyet olsun abla. Ne ablası ya? Mirza ben senden küçüğüm. Olsun abla, öyle daha iyi. Peki öyle olsun. Sevdin mi İstanbul'u? Güzel yani, çok güzel bir şehir. Tabii sevilmez mi? Sen daha bir şey görmedin. Rüya gibidir İstanbul. Halep. Halep güzel mi? Halep. Halep bir başka güzeldir. Ne bileyim, bir rahat gibidir Halep. Hele bir güneş doğar ki. Peki kızları? Onlar da güzel mi? Güzeldir. Güzelden de güzeldir. En az Halep kadar güzeldir. Nasıl? Uyuyor mu yine? Hala uyuyor. Doktor ancak kendine gelir dedi. Neyse, kurtuldu ya. Çok şükür Allah'ıma. Bu kaçıncı kahve kızım? Miden delinecek. Bir şey olmaz yenge. Elif nerede? Bilmem, buralardadır herhalde. Yiyecek bir şeyler alsaydı. Sen de öldün açlıktan. Yok, ben acıkmadım sağ ol. Ne demek acıkmadım? Canım istemiyor yenge. Olur mu böyle aç aç kızım? Bir derdin var senin. Anlarım ben, var bir derdin. Ya boş ver yenge ya. Hiç sırası değil şimdi. Cem'le mi ilgili? Nasıl, iyi mi amcam? İyi oğlum. Bir daha deneyin. Alo. Evet benim. Evet, iş başvurusu yaptım.
anladım. Kaçta dediniz? Evet. Evet biliyorum. Tamam, hoşça kalın. Nedir durum? Hiçbir sorun yok efendim. İhaleler içinde birkaç kişiyi devreye soktuk. Güzel, güzel. Buyurun efendim. Evet. Efendim, Asyalı İnşaat'tan Ali Bey arıyor yine. Bağla kızım. Ali Bey, sizi Ömer Bey'e bağlıyorum. Bağlayın. Ömer Bey, iyi günler. Ben Ali Asyalı. Biliyorum. Biliyorum Ali Bey. Sizi kokteylde gördüm. Yahu Halep'i birbirine katmışsınız. Ömer Bey, sizinle konuşmamız lazım. Şu sıraları çok meşgulüm. Malum yeni proje bütün zamanımızı alıyor. İnşallah başka bir zaman. Ömer Bey, sizinle mutlaka konuşmam gerek. Konu çok önemli. Peki o zaman Ali Bey, sizi kırmayayım. Yarın eve gelin. Arkadaşlar, bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Her adım dikkatlice atılmalı. Şirketin hayatı tehlikede. Babamın da. Babama hissettirmeden her şeyi biz halletmeliyiz. Bu işin altından kalkmayı becerebilmeliyiz. Diyelim ki şirketi toparladık. Ya tazminatı ne yapacağız? Ben yarın gidip Ömer Bey'le konuşacağım. Ve bu tazminat işini ertelemesini isteyeceğim. Eğer Halep'te sadece işinizi yapsaydınız bunlar gelmeyecekti başımıza. Levent, şu anda bunun sırası değil. Olan oldu. Şimdi şirketi kurtarmanın derdine düşmeliyiz. Sizden ricam bundan sonra benimle muhatap olmanız. Her gelişmeden haberim olsun. Babam iyileşip şirketin başına geçtiğinde de eski düzen devam etsin. Başka bir şey yoksa bitirelim. Doktor Bey, bir sorun yok inşallah. Yok yok, meraklanmayın. Kadın milleti işte, kusura bakmayın. Ne var bunda? Sorarım tabii. Eşiniz haklı Hikmet Bey, öyle hemen şımarmayın. Bu vartayı atlattınız. Çok şükür. Sağ olun, sayenizde. Ama bundan sonra yasaklar zamanınız başlıyor. Stres yasak, yorgunluk yasak, uykusuzluk, aşırı çalışmak, yıpranmak yasak. Artık dinlenme vakti. Duyuyor musun? Duyuyoruz, duyuyoruz. Doktor Bey, hiç merak etmeyin. Başında nöbet tutacağım artık. Yasakların hepsi uygulanacak. Peki Hikmet Bey, sizi eşinize emanet ediyorum. Geçmiş olsun, geçmiş Sağ olsun. Olun. Sağ olun. Eline düştük yani. Düştün, hem de nasıl? Müdür Bey'le görüşecektim. Randevunuz var mıydı? Evet. Sibel Asyalı ben. Bir saniye. Müdür Bey, Sibel Asyalı geldiler. Peki efendim. Ben sizi birazcık bekleteceğim. Şöyle buyurun lütfen. Sibel Asyalı geldi efendim. İş için. Peki efendim. Sibel Hanım'ı lütfen içeri alın. Girin. Buyurun Sibel Hanım. Teşekkürler. Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz. İyi çalışmalar. Buyurun. Hoş bulduk. Özgeçmişinizi inceliyordum. Aslında yaptığım başka işler de var ama orada... Yok, bu yeterli. Mutabakata varırsak biz sizinle çalışmak istiyoruz. Hikmet, sen bana lazımsın. Bugüne kadar çok yordun kendini. Bundan sonra yok canım. Artık benim dediğim olacak. Aç bakayım ağzını. Oo, genç aşıklar. Ali, hoş geldin. Allah muhabbetinizi arttırsın. Hoş geldin oğlum. Nasılmış hastamız bugün? İyiyim, iyiyim. Şirket ne durumda? Baba, bırak şimdi şirketi. Kendine bak sen. Hikmet, şirket umurumda değil. Sen iyi ol yeter. Bak, karını dinle. Oğlum, şirketi kurtarmalısın. Tek umudum sensin. Merak etme baba, kurtaracağız. Sen iyi ol, her şeyi halledeceğiz. Abla, sence unutabilecek miyiz o kötü günleri? Bilmiyorum Ayşe. Ne kadar unutmak istesem de yine gözümün önüne geliyor. Ben unutmaya çalıştıkça kötü günler kendini hatırlatıyor. Benim de öyle abla. Gece yatarken bile gözlerimi kapatmaya korkuyorum. Yine gelecekler diye. Ama artık unutmalıyız Ayşe. Bugün Ali geliyor Lamia. Ali mi geliyor? Evet, geliyor. Sana beklemeni söylemiştim. Beni bulacak demiştim. İşte buldu. Beni aradı ve görüşmek istedi. Ama derdi sen değilsin. Derdi para. Onunla önce bir konuşayım. Sonra uygun bir zamanda senin karşına çıkarırım. Sakin ve güçlü ol Lamia. Artık onun ve geriye kalan herkesin karşısında en güçlü sensin. Bunu unutma. Ve Ali'nin sana yaptıklarını da unutma. Ayşe, Ali geliyor. Nereye geliyor? Buraya. Buraya mı? Evet Ayşe. Ay, şimdi ben bir şey anlamadım ki. Neden geliyor buraya? Bunları boş ver şimdi. Beni görsün istiyorum. Anladın mı? Görsün. Görsün mü? Tövbe tövbe. Ali Bey, buyurun. Buyurun. Burada bekleyin. Buyurun Ali Bey. Habibi, Ömer Bey sizi bekliyor. Habibi.
Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. İnsanlar tercihler yapmak zorunda kalırlar. Ama yapılan her tercih de aslında bir kaybediştir. Size viski koydum. İçelim. Ömer Bey. Evet, sizi dinliyorum. Sizde bana ait bir şey var. Onu almaya geldim.